Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaati müslümin, 158'i 159'u bitirmiştik. Geçen hafta 160. ayete başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Men ca'e bil haseneti. Kim bir güzellik, bir iyilik getirirse, gelirse onunla beraber felehu aşru emthali, onun 10 katı ona verilecektir. Ona 10 katı vardır. Ve men ca'e bi seyyiati, kim bir kötülük getirirse, bir kötülük işlerse, kötülük de gelirse fela yücze illa misleha, ancak onun tam karşıtı, onun miktarınca olanla cezalandırılır. Ve hum la yuzlamun, onlar zulmedilmez, onlara zulmedilmez. Şimdi bu ayeti kerime ve bunun arkadaşları var. Hocam cep telefonunuz açık galiba, ondan cızırtı yapıyor. Sizin cep telefonunuz. Bundan. Efendim? Bu ve bunun arkadaşları ayetler aslında ilahi hukukun modern hukuka getirdiği bir devrim var. Bu ayeti kerimeye göre bir hasene ile gelen, bir güzelliği hayata geçirene 10 katı verilecek. Ama bir kötülüğü işleyene o kötülüğün miktarınca ceza verilecek. Onun fazlası yok. Azı da olmayacak diyorlar. Onun miktarı neyse karşılığı olur. İşte bu ayetin bu kısmı, ikinci kısmı dünya hukukuna hala meşgul ediyor dünya hukukunu ve dünya hukukuna bir kural koyuyor. Bu kuralın tam ifadesi Şura suresindedir. Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun mihra. Allah diyor ki orada bir kötünün cezası, bir kötülüğün cezası onun miktarınca olmalıdır. Ben de uyacağım buna diyor Allah. Bu koyduğum kurala, Şura suresindeki kurala ben de uyacağım. Muhteşem bir kuralı koyuyor Allah. Ardından o kurala göre kendisi insanları cezalandırıyor. Veya cezalandıracak. Demek ki kanunu koyan adam koyduğu kanundan müstesna değildir. O da o kanuna uymak mecburiyetindedir. Anlıyor musunuz? Muhteşem bir kural koymuş Allah-u Teala o Şura. Ama onu almış buraya gelmiş, uygulamış onu buraya. Buraya da koymuş onu ayetin bir kısmında. Yani kötülüklerin karşılığı denk bir ceza oldu. Çünkü ayetin sonu ve hum la yuzlamun geliyor. Onlar zulmolunmazlar. Yani fazla ceza verirsen zulmetmiş olursun. Az ceza verirsen topluma zulmetmiş olursun. Bak. Bir suça fazla ceza verirsen ferde zulmetmiş olursun. Ama az ceza verirsen topluma zulmetmiş olursun. Dünyevi hukukun temel kurallarıdır bu ayet. Şimdi demek ki bu prensip bugün hukukun en zor alanı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hangi suça hangi cezayı verelim diye. Bu konu bugün modern hukukun en zor çalıştığı noktalardır. Şimdi bak diyoruz ki şimdi idam geri gelsin.
Yok gelmez. Yok şu kadar veririz. Yok bu kadar veririz. Filan tartışıyoruz ya. İşte bu tartışmalarda Allah-u Teala benim sanatım diyor, benim hukuk anlayışım diyor Allah böyle. Suça den ceza al. Şimdi düşünün ki 1400 sene evvel o ilkel Arap toplumuna gelen bu vahiy hukukta devrim yaptı. Daha batı dünyasının bundan haberi yok. Ama biz bunları işleyemedik. Yani bu kuralları işleyip dünya insanlığına evrensel manada bunları hukuka koyamadık. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra meseleyi anladınız. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şu kaideyi de koyuyor Allah. Diyor ki güzelliği iyi hayata geçiren kimseye şimdi bir ayette iki katı verilir. Bir ayette bu ayette 10 katı verilir. Bir ayette 700 katı verilir. Bir ayet o ayetin sonunda sonsuz verilir. Şimdi Yüce Allah'ın bu ayetlerini yani 1'e 2, 1'e 10, 1'e 700, 1'e sonsuz neye göre Allah-u Teala bunu tespit ediyor? Bu sevapları böyle kat kat veriyor. Gönüle göre, niyetine göre, senin ihlasına göre veriyor bunu. Senin gönlünün kağıdında yazıyor bunu. Evet, senin gönlündeki o yaptığın o güzelliği, o hayata geçirdiğin o iyiyi, senin gönlündeki niyet, o ameli yaparken innemel amali bin niyet diyor ki Hazreti Peygamberimiz, ameller niyetlere göredir. Senin niyetindeki samimiyet, ihlasa göre senin yaptığın amele kat kat sevaptır. Veya karşılığını verir. Evet. Yani birebir. Senin yaptığın o amelde, o iyilikte niyetin senin gönlün o kadar. Çapı o kadardı. Çapı o kadar olduğu için birebir. Ha 1'e 2 veririm diyor. Allah-u Teala 1'e 10 diyor burada. Bak şimdi oradayız. Şimdi bütün o ayetleri size açıklayacağım. Yani bu ayetin çağırdığı ayetler var. Yani onlar diyorlar ki biz buradayız. Mesela diyor ki Allah-u Teala Kasas suresine gidersek 1'e 2'yi orada söylüyor. Diyor ki kim bir iyilik yapmışsa ona 2 kat verilir diyor. Nerede diyor onu? Aha burada başladı. Bak. Aha burada. Ulaike yu'tevne ecrahum mevreteyn. Onların ödülü 2 kat verilir. Burada dedi 2 kat. Çünkü diyor Allah-u Teala demek onun samimiyet o kadar. Onun ihlası o kadardır. Onun gönlü o kadar çağırıyor. Onun gönlüne göre ben veriyorum ona. Öyle ben kafadan öyle buna yaz bu kadar buna yaz bu kadar değil diyor. Senin gönlün, senin ihlasın, senin samimiyetin, o yaptığın amelde hiç riyakarlık yok, hiç gösteriş yok, saf, temiz, kemiksiz et. Ona 2 kat veriyorum. Ondan sonra bu şimdi bizim bu okuduğumuz ayette diyor ki 3 kat. 10 kat, pardon. Ondan sonra gidelim Bakara'ya. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُلَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ diye ilahir ayet başlayan ayette diyor ki 700. Öyle bir hesaplamasını yapıyor ki Allah-u Teala burada buyuruyor ki مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ fi sebilillah mallarını Allah uğruna harcayanların örneğini anlatayım size.
Kemetheli habbetin. Bu adamlar bir taneye benzer. O amel bir taneye benzer. Tane. Habbe. Toprağa atılan bir buğday tanesi. Embetet. Bitirir. O tane. Bir tek tane bitirir. Seb'a sena bile. Yedi sümbül. Yedi başak. Bir taneden yedi başak çıkar diyor. Fî küllü sümbületin mi'etü habbe. Her başakta 100 tane var. Yedi başak çıkardı. 700. Hesap böyle yapıyorum. Şimdi diyor benim kulum diyor. Öyle adamdır ki diyor. Böyle infak ederken, hayır yaparken hiç riyakarlık yok ona. Bak. Adam samimi. Kerhen yapmıyor bu işi. Bu kadar samimi olunca diyor, benim kulum diyor, onun ameli bir taneye benzer, tek tane. O tek tane yedi başak verir diyor, her başakta 100 tane var, yedi başak idi, 700. 700 kaç sevap verir? Vallahu yulâifu limen yeşâ. İstersen sonsuz. Sonsuz, sayamaz. Şimdi böyle adamlar var. Böyle adamlar var. Var ki burada giriyor yani. Bu insanlar bizim aramızda dolaşıyor. Yani bu Müslümanların arasında bunlar var. Şimdi gördünüz mü 700 katı sonsuzunu, 10 katını, 2 katını. Şeyin sonunda, Nemil suresinin sonunda ise orada diyor ki men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Kim bir güzellik yaparsa, getirirse, güzellikle gelirse felehu hayrun minha. Ondan daha hayırlısı vardır onun için. Ama ne kadar rakamını vermiyor. Daha hayırlı. Daha iyisi var. Ya Rabbi bu daha iyisi nedir bu? Onu da de bize de bilelim onu yani. Dahasını. Dengini veriyorsun da bir dahası var. O dahası. Onun için söylüyor. Ve hum min fez'i yevme idin aminun. O mahşerdeki korkudan güvende olacak. O hiç korkmayacak. Orada millet diyor duman atacak diyor. Herkes birbirinden kaçarken diyor. Bu orada öyle duracak. Hiçbir bir korkusu morkusu olmayacak diyor. Benim hesabım ne olacak? Şu nedir bu nedir falan diye. Böyle cehenneme mi gideceğim? Cennete mi gideceğim? Böyle bir şey olacak diyor. Aha dahası bu işte. Aha dahası. Anlıyor musun? Ayet kendisi cevaplandırıyor soruyu. Ona sorsan yeter. Yeter ki ayete sor. Efendim şimdi gidelim bizim yerimize. Bizim yerimiz neredeydi? Ha buradaydı. Şimdi şöyle bir Yunus suresindeki ayetleri bak. Bak gittiğin yerine dedi bana gelmeyeceksin kızarım sana. Şimdi orada da diyor لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّ Orayı kaçırıyordu. Şimdi orası kaçıyordu, kızdı bak. Buraya geldi. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى Güzeli hayata geçiren, iyiyi, güzeli, doğruyu, hakkı hayata geçiren, onu işleyen insanlara daha güzeli vardır. Ve ziyadesi vardır. Ve la yerhaku vucuhum katerun ve la dillah. Mahşerde onun yüzüne bir toz, bir aşağılanma olmayacak, bir zillet olmayacak diyor Allah-u Teala. Allah bizi bu insanlardan eylesin. Şimdi efendim geldik şimdi buraya. Neyse oradan kurtardık. Dövecekti bizi ama o ayet bazen ayette bana kızaylar. Şok ve ne oluyordu bana. Geçemezsin diyor. Orada duracaksın diyor. Buraya düşür.
Ben de bir şey var ha buraya bir düşünmedim. Şimdi bütün bu ayetler, bak kaç tane okudum? Kasas 1, Nem 2, Yunus 3, Bakara 4. Bir de bu 5. Bu ayetler ne anlatıyor? Diyorlar ki Allah sevabın fazlasını verir. Sevabı ödüllendirirken, iyi ameli ödüllendirirken fazlasını verir. Ama cezanın denk olacak diyor. Cezaya fazla az yok. Anlıyor musunuz? İşte Kur'an-ı Kerim bugünkü hukukun temellerini 1400 sene evvel attı. Ah bunları anlatamadık dünyaya. Bu ayeti açıkladıktan sonra Yüce Allah bu konuyu Peygamberimize bir emir veriyor. Kul de. De ya insanlara. İnneni nerede durdun? Ha, kul inneni hedani Rabbi. De ki beni Rabbim doğru yola götürdü. Hidayete götürdü. Baş. Dinleyin. Sıkı durun. İlâ sırâtın müstakîm. Doğru yola götürdü. Doğru yola iletti. Rabbim beni doğru yola iletti. Dinen gıyemem. Dost doğru bir dine götürdü beni. Rabbim götürdü beni o dost doğru dine. O sırat-ı müstakim dediği dost doğru din. Millete İbrahim'e hanife. Hanif olan İbrahim'in dinine beni götürdü. Ve mâ kâne minel müşriki. O İbrahim ki müşriklerden değildi. Yani benden müşrik değil demek istiyor. Peygamberimiz de böyle de diyor. Şimdi bu ayette çok ilginç konular var. Bir numarası şu. Allah'tan başkası hidayet edemez. Peygamber'e bile hidayeti yapan Allah'tır. Bak peygamber bile o demiyor ki ben bana hidayet et. Kendi kendime hidayet et. Muhteşemdir bu. Bunun denk ayeti Sebe suresinin son sayfasının birinci ayeti olacak. Oraya gidelim. قُلْ اِنْ لَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَظِلُّ عَلَى نَفْسِ Hem okuyalım hem gidelim. وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّ Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. İşte burada hocana rahmet okuma. Çarpılır. Baş. Dehşet. Ya Muhammed söyle o insanlara. De onlara. Kul in laleltu. Eğer sapıtırsam ben. Peygamber ölüyor. Eğer sapıtırsam ben. Fe innemâ alillu alâ nefsi. Kendi aleyhime sapıtmış olurum ben. Ben kendi kendime sapmışımdır. Sapmayı Allah'a mal edemezsin demek istiyor. Ama şunu da söyle. Ve in ihtedeytu hidayete geldiysem, doğru yola geldiysem fe bima yuhay ile ya Rabbi. Rabbimin bana vahyetmesinden dolayı gelmişimdir. Rabbimin vahyi beni doğru yola getirmiştir. Böyle söyle. Bu insanlar hidayeti başkasında arıyor. Falancı hidayete getirdi. Falancı bilmem ne yaptı. Anlıyorsunuz değil mi? Nokta nokta. Bak burada neler dönüyor, neler. Bu ayetler neler diyor, neler. Nasıl şirk işlediğimizi anlayın. Peygamber'e diyor ki Allah-u Teala, aynı bu ayet bu ayetin benzeridir. Oradaki sapıtmayı da ele aldı. Burada sapıtma yok. Burada hidayet var. Fakat orada o ayet okuduğum zaman titriyor.
Allıyor beni titreme. Bak şimdi terlemeye başladım. Sapıttıysam ben de onlara. Sapıttıysam ben kendi aleyhime, kendi nefsimden dolayı sapıttım. Ama doğru yola geldiysem Rabbimin bana vahyettiğinden dolayı doğru yola geldim. Şimdi bu vahyi bilmiyoruz ki adamlar doğru yola gelsinler. Adam başkasının adamı olmaya çalışıyor. Adam başkasının adamı olmaya çalışıyor. Allah aşkına. Anlayın bunu. Bunlar anlayın. Ben ölüp gideceğim. Benden sonraya kalacak olanlar fitil fitil mahkeme alıp burnunuzdan alırım. Şimdi düşün ki peygamberimiz de diyor ki Allah'ta. De ki Rabbim beni doğru yola, doğru dine iletti. Allah Hazreti Muhammed'i hidayeti o getirdiğine göre doğru yola Allah getirdi. Bizi kim getiriyor? Allah. Felancı felancı getiremez. Böyle bir şey yok. Biz öğretim yaparız. Biz hocayı öğretiriz insanlara ama hidayet Allah'tan. Bunu kaç defa söyledim size. Biz hemşire gibi, narkozcu gibi hastanede efendim hastayı hazırlarız. Yatırırız onu şeye, narkozunu vururuz, gelip ameliyatı doktor yapar. Ha, biz insanlara bilgiyi veririz, bu dini anlatırız, bu Kur'an'ı tebliğ ederiz, anlatırız. Bıçağı vuracak, gönüle bıçak vuracak olan Allah'tır. Sen hidayet veremezsin. Bu kadar az. Bunu anlamadıysanız gidin atlayın köprüden aşağı. Doçentlik diplomasını da geri aldım. Şimdi burada peygamber diyor ki beni doğru yola Rabbim ulaştırdı. Dinen kıyamen. O doğru yol nedir? Bir tarif et onu bize bakalım. Deseydik Hazreti Peygamber'e. Bunu diyeceğimizi bildiği için Allah-u Teala cevaplandırıyor. Dinen kıyamen. Dost doğru dine. Dost doğru kıyamen. Dost doğru dine Rabbim beni ulaştırdı. Ya Muhammed sen bilmiyor musun bu dini? Soralım ona şimdi. Bilmiyordum. Nasıl bilmiyordum? Allah öyle söylüyor. Şura suresinin 52. ayetinde. Ma tedri mel kitabu velel iman. Sen ne kitap bilirdin ne iman bilirdin ya Muhammed. Sana bu nuru gönderdim işte. Aman aman. Bak şimdi orada cevap ver. Şimdi hocaya rahmet okuma. Soruyu soruyorsun, cevabı oradan çıkıyor. Anladım. Ha. Demek ki peygamberimiz böyle kitap mitap bir şey bilmezmiş. İman nedir bilmezmiş. Ayet. Ha. Bu sefer ona doğru yolu ve dine, doğru dine de Allah onu götürdü. Allah ona öğretti. Millete İbrahim'e hanife. Hanif olan Hazreti İbrahim'in dinine beni götürdü. Şimdi burada bir soru çıkacak. Şimdi şöyle sorabiliriz. Niye Hazreti İsa'nın dini değil, niye Hazreti Musa'nın dini değil, niye efendim Hazreti İsa'nın dini değil de neden İbrahim? Ben oradan bunu hocama sorarım şimdi yani. Hocam kürsüde olsa, ben talebe olsa. Niye İbrahim? Hazreti Muhammed'den bir sürü önce peygamberler var. Cevabını bulmuşum ha. O Ali İmran suresindeki ayetlere gittiğin zaman, o ayetler buraya getirdiği zaman, işte buluyorsun o zaman cevabı. Şimdi Hazreti Peygamber böyle bu ayette deseydi ki Hazreti İsa'nın dinindeydim. Dininde
Diyecekti ki Hristiyanlar, bak sizin peygamberin bile bizim dinimiz değildi ya. Ne konuşup duruyorsun ya? Eğer deseydi ki ben Hazreti Musa'nın dinindeydim, öyle olsaydı bu ayette, diyeceklerdi ki Yahudiler, bak sizin Muhammed de bizim dinimiz değildi, bak görüyorsun, ayetinizi görüyorsunuz. Yahudi ve Hristiyanların itiraz edemeyeceği bir peygambere gitti, Hazreti İbrahim'e gitti. Ha? Anlaşıldı mı? İşte bayrak kuracağım bunu. Nereden çıkardın bunu? Gider o kavurdan, bunu halimden sürüşünde, onu der o doğru. Onu demişti onu da, biz onu bulacaksın sen erkeksen bulursun. Delikanlı hocayız da bulursun. Şimdi bu Yahudiler, efendim başlarken münakaş etmeye Hristiyanlarla beraber. O da anlatıyor onu. Hazreti İbrahim Yahudiydi, Hristiyanıydı, Yahudiydi, Hristiyanı, yok Yahudiydi, yok Hristiyanıydı. Donatıyorlar burada, kavga ediyorlar burada. Abu Sayfet. Onların kavgaları var burada. En sonunda Allah-u Teala dedi ki, مَا كَانَ اِبْرَاهِمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَسْرَانِيًّا Hazreti İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. Ne konuşup duruyorsunuz? Cevabını verdi. Yahudi ve Hristiyan olmayan bir peygamberi devreye soktu. Hazreti İbrahim. Onun için burada İbrahim. Buna itiraz edemiyor. Yahudiler de itiraz edemiyor. Çünkü Yahudiler onu kendi saflarına almak istiyor. Hazreti İbrahim'i Yahudiydi. Yok efendim Hristiyanlar kendilerini almak istiyorlar. Hristiyan idi. İşte o kadar değer verdikleri Hazreti İbrahim'in dininden de Hazreti Muhammed. Siz o kadar münakaşa etmenizin anlamı yok. Onlar Müslümanlara bak sizin peygamberiniz de benim bizim dinimizdendir dememeleri için devreye İbrahim'i sokmuşlar. Anladınız mı? Heh. Yani üniversiteye ders verir gibi veriyorum ha. Böyle hiç böyle şey yok. Tamamen ayıklıyorum meseleleri. Ayıklamak var ya. Hanife dedi. Ya Hanif nedir? Hanif doğru, katıksız. Katıksız. Hiç şirk karışmamış inanca haniflik derler. Anlıyor musun? Saf. Serum. Serum nedir? Serum su. Nedir o? Niye serum demişler ona? Serum bayağı sudur. Onun içine ilacı enjekte ediyor, veriyor damara. Musluk suyunu alsan damara versen zehirlenir hasta. Bir sürü karışık madde var orada. O suyu arındırıyor, damıtıyorlar. Damıtık. Damıtık kelimesini bilmeniz lazım tahsilli olanlar. Kimya okumuşsunuz ha? Kimya okuduk biz de yani. Zannetmeyin biz de kimyadan haberimiz yok ha. Yarışıyorduk ha. Damıtık su. Bütün yabancı maddelerden arınmış. O damara girince zehirlemez hastayı. Bu haniflik de o damıtılmış imandır o. O gönüle girdi mi zehirlemez. Anladınız mı şimdi? Haniflik bu. Doğru, sağlam ve katıksız damıtılmış iman. Hani? Yani demek istiyor ki peygamberimize Allah diyor ki burada bize şunu sesleniyor. Bu inni nuhitu dediği iki tane ayet var. Birisi Mü'minun suresinin son sayfasının ikinci ayeti olması lazım. Birisi de En'am suresinde burada geçtik onu. Aylar evvel geçtik onu. Peygamberimiz asla şirk koşmadı. Allah'tan başkasına tapınmak bana yasaklanmıştır. Ayet. O iki ayet. Ha? Şimdi وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ O müşriklerden değildi. Yani hanifti yani katıksız bir imana sahipti. İmanına hiç şirk bulaşmamıştı demek istiyor. Şimdi bunu söyledi. Ardından şunu da de. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي
benim namazım, ve nusuki benim kurbanım, ve mehyaya benim hayatım, varlığım, ve memati ölümüm, lillahi Allah içindir, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir benim namazım, kurbanım, efendim hayatım ve ölümüm Allah'a ait. De onlara. İlan et. Ha yani Hazreti Muhammed de Allah'a kulluk edecek. Ne demiştim ben size, hatırlayın, burada bir çocuk doğmuştu yıllar evvel. Bunu yazdım onu şeye. Hem Hazreti Peygamber kitabına koydum onu. Hem tefsirde var o. Yıllar evvel ben size ne demiştim? Peygamberi ikiye böleceksin. Bir kulluk boyutu, bir peygamberlik boyutu var. Kulluk boyutu, peygamberlik boyutuna iman etmek mecburiyetindedir. İtaat etmek mecburiyetindedir. Evet. Kendi kendine. Dehşet. Burada doğdu o çocuk. Bu çocuk burada doğdu. Dolayısıyla abd tarafıyla, kulluk tarafıyla aynen bizim gibi kuldu. Bütün görevlerini yerine getirir. Ha, peygamberlik göreviyle o daha farklı görevleri var. O ayrı. Onun ayrı. Şimdi burada o da namaz kılacak, o da kurban kesecek. Onun da ölümü var, onun da hayatı var. Şimdi Mahmut burada mıdır bizim Mahmut Hoca? Mahmut Hoca değil canım. Mahmut Yanık! Nerede şimdi? Yok. Gelmedi. Yoklamada yoktu diyeceğim, ona bak. Kaldın sınıfa. Aşağıda. Şimdi niye onu sordum? Onun ismi niye hatırıma geldi? Şimdi onların camisini yaptırıyoruz. Ben de o camiye mütevelli heyetliyim. Fahri olarak. Orada bulunuyorum. İşte iş yaparken bana da ara sıra soruyorlar. Ben de onlara yardımda bulunuyorum. Ya olmayan aklı veriyoruz. Şimdi bir gün demiş ha ki hocanın birini tavsiye ettim ona. Bunu getirin dedim. Bu iyi yazar. Yazıları, caminin yazılarını yazacak. Bu iyi yazar dedim. Onu çağırdılar. Orada konuşurken dedi ki Hazreti Peygamber ölmedi. Hoca demiş ha. Bu arkadaşa. Ne diyorsun dedi. Ölmedi. Şimdi tabii Mahmut Bey ne diyecek ona? Şimdi bak burada ne diyor? Benim ölümüm diyor. Ölmediyse benim ölümüm nasıl deniyor? Abi ki Zümer suresinde de diyor ki inneke meyyitun, sen öleceksin. Ve innehum meyyitun, onlar da ölecek ya Muhammed. Bu ne oluyor bu ayet? Şimdi hocaya bak. Yani ne nasıl bu dini kurtaracak bilmem. Şimdi gelelim ayete. Şimdi dedi ki kul inne salati, benim namazım, ve nusuki ve benim kurbanım. İki tane ibadet andı burada. Ne? Birisi namaz, birisi kurban. Ne oldu öteki ibadetler? Hani onun orucu, hani onun haccı, zekat, hani onun infakı, zekatı. Yani şimdi bunu nasıl çıkaracaksın buradan? Bu şöyle çıkaracaksın. Bir mali ibadetler var, paraya dayanan ibadetler var. Bir paraya dayanmadan bedava yapılan ibadetler var. Namazda bunlardan, oruçta bunlardan. Ama mali ibadetler, mesela hac diyelim, kurban diyelim, zekat diyelim, infak diyelim. Bunları namaz, buradaki namaz paraya dayanmayan tüm ibadetleri temsil ediyor burada. Bu ayetin parlamentosunda tüm mali olmayan ibadetleri temsil ediyor. Nusuki de, kurban da mali olan bütün ibadetleri temsil ediyor. Anlaşıldı mı? Bu da doğdu. Oh. Ha,
Demek ki bir tanesini anıyor ibadetin, hepsinin onun içine alıyor. Mali ibadet. Ama mali olmayan ibadetlerden namazı alıyor, öbürler de bunun içine giriyor. Şimdi salat kelimesini biraz inceleyelim. Bunda çok hatalar yapılıyor meallerde. Özellikle meallerde hatalar yapılıyor. Çünkü mesela Müddessir suresinde cehenneme, sakar cehennemine gelince kafirler diyecekler ki zebaniler diyor Allah. O zebaniler onlara soracak. Buraya ne işiniz var? Buraya niye geldin? Soracaklar. Onlar da cevap verirken bak şimdi. Mâ senekeküm fî sakar. Mücrimlere soracak diyor melek. Sizi buraya ne getirdi? Bu sakar cehennemine ne işiniz var? Galu lem nekü minel musallîn. Diyecekler ki biz namaz kılmadık diye mana veriyorlar. Bak salat kelimesi burada var ya, musallîn. Dedim hocanın birine, telefon attım büyük hocalardan. Hocam böyle burada mana verilmez. Bu ayet geldiği zaman namaz yoktu. Müddessir suresi geldi, ilk surelerdendir. Oysa ki 9 sene sonra geldi namazla ilgili ayet. O zaman buraya sen namaz manası veremez. Ne manası vereceğiz? Burada salla kelimesi Allah'a yönelmek manasına gelir. Anladın mı? Şimdi buradaki salat aynı zamanda dua anlamına gelir. Anlamında Allah'a yönelmek anlamına gelir. Aynı zamanda bizim kıldığımız bu namaz anlamına gelir. Çeşitli manalar var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde böyle sırat konmuştur. Sisteme göre konmuştur. İlim adamı bunu anlayacak. Bir de başını soracaksın. Bu süre ne zaman gelmiştir? Onu bileceksin. Daha bu kadar basit bir şey bilmezsen onu mana verme hakkın yok. Efendim. İşte burada biz benim duam, benim yönelişim, benim namazım, bayağı kıldığımız namazım Allah'ındır. Niyet Allah'adır. Başkası için namaz kılamaz. Ve nusuki ve benim kurbanım. Tabii nusuk kelimesi çok farklı manalara geliyor. Mesela haçta yapılan menasik deriz. Haccın menasiki. Haçta yapılması gereken efendim şartlar, hani namazın şartları var ya, içeriden 6 tane, dışarıdan 6 tane falan diyoruz ya. Ha aynen. Haccın da böyle dışarıdan içeriden farzları var. Mesela ihrama giriyorsun. İşte abdest yerine geliyor. Haçtan önceki farzdır o. Yani abdest nasıl namaza hazırlıksa ihram da öyle hacca hazırlıktır mesela. Onun abdesti de odur. Yani o ibadet. Yani şimdi burada nusukün manası burada kurban anlamına geliyor ama nusukü anlatar, söyleyeyim size. Bir daha kurbana konuşacağız bunu inşallah. Nasip sağsak. Aslında neseke temizlemek anlamına gelir. Bir kumaşı, bir pis olan yeri temizlemek anlamına gelir. Neseke az zamanda arındırmak anlamına gelir. Arındırmak. Yani bu maddi bir şeyi temizlemek anlamına geldiği gibi gönlü temizlemek anlamına da gelir. Arındırmak. Manevi, psikolojik temizlik manasına da gelir. Aslında neseke bir maddeyi, yani altın, gümüş gibi bir maddeyi eritip İçindeki yabancı maddeleri çıkarmak demek. Onu 24 ay haline getirmek demek. Anlıyor musun? Ve mensek kelimesi de onu kalıbına dökmek. Yani o bileziği yapmak için onun bir kalıbı var. Onu arındırıyor. O bilezik kalıbına döküyor. Bilezik çıkıyor. Veya beşi birli çıkıyor. Neyse.
veya cumhuriyet altını çıkıyor. Kalıbına dökmek, şekil vermek ve arınmış olan o madeni, arınmış, temizlemiş olan madeni kalıbına dökmek anlamına gelir bu. Bak nereden alıyorum sizi getiriyorum, nerelerden alıp getiriyorum ha. Ha, kurban ibadeti insanın putlarını arındıran, şirkten arındıran bir ibadettir gönlü. Kurban budur. Anlıyor musun? İşte o senin imanını, gönlünü temizleyip kalıba döküyor. Müslümanın şahsiyetine şekil veriyor bu. Ha, ibadet bu. Kalıba döküyor seni, kalıba. İlahi kalıba. Anlayın bunu. Bak bu kadar derin anlatıyorum size. Sonra koşun bir diye hemen müftüye. Ne edeceğim ulan bunlar? Bunlar benim gönlümü kırıyor, beni incitiyorlar. Bunlar mahşere ne yapacaklar bilmiyor. Delikanlı adamlar buraya gelir benimle konuşur. Benimle konuşur. Sonra ve mehyaye ve memati. Benim hayatım da ölümüm de lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbine ait. Onun için bu ayeti biz kurban keserken okuruz. Ya Hazreti İbrahim'in inni veccehtu vecihi lillezî feteras semâvâti vel ardâ hanîfen. Onu okuyoruz veya bunu okuyoruz kurban keserken. Efendim hangisini okursan oku, fark etmez. Efendim. Çünkü burada niyet var. Niyet var burada. Diyorsun ki benim namazım, benim duam, benim kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm Allah'a ait diye niyetini böyle yapıyorsun. O bıçağı vuruyorsun. Bismillah deyip bıçağı vuruyorsun. Allah'a ait. Devam ediyor. Bu alemlerin Rabbi kimdir? Sorusuna Allah cevap veriyor. La şerike la. Onun şeriki yok. Onun dengi yok. Onun benzeri yok. Ve bizalike ümir. De onlara ya Muhammed. İşte ben bununla emrolundum. Ve ene evvelül müslimin. Ve ben Müslümanların ilkiyim de onlara. İlki. Yani bizim dinimizin, Hazreti Peygamber'e gelen dinin bir numarası liste başında Hazreti Muhammed yazıyor. Yani böyle listeyi koyacak olursak o dönemlerde listeyi koyacak olursak bir numaralı listede Hazreti Muhammed yazıyor. İki numaralı listede Hazreti Ebubekir yazıyor galiba. İkinci oldu. İşte ondan sonra bir numarada Hazreti Hatice yazıyor. İki numarada Hazreti Hatice Müslüman oldu çünkü Hazreti Ebubekir'den önceydi. Ondan sonra Hazreti Ebubekir oluyor. Ondan sonra Hazreti Ali oluyor. Bunlar böyle bir sıraya koyacak olursak bir numarada benim diyor. Bu ayet tescil ediyor. Ayet. Bir numaralı Müslüman ben. De onlar. Bunun Zümer suresine çağrışım yaptı buradan. İki ayetimiz kaldı. Bitiremedik Enam'ı. Tam 11 ay oldu bu süreye başladık. 11. ayda işte iki ayetimiz kaldı. Önümüzdeki hafta inşallah Teala bitiririz bunu. Ne anlattık burada? Şunu anlattık. Bitti mi ezan? Efendim, iyiliğe fazla sevap verilebilir. Buradan bizim çıkartacağımız çok önemli bir kural. Başarılar mutlaka ödüllendirilmelidir. Başarılar ödüllendirilmezse, suçlar cezalandırılmazsa zulüm yapılıyor. Ödüllendirilmeyen başarılar solan güllere benzer. Bunu ben yaşıyorum. Ama biz bunları takmıyoruz. Ödül değil ama sizin içinizde benim bu anlattığım vaazlar o kadar güzel anlayanlar var ki benim ödülüm de o. Benim ödülüm de o.
Adam telefon ediyor Anadolu'dan. Allah benim ömrümü sana versin. Ayet. Bunlar daha büyük ödül olur mu ya? Biz de ödülümüzü öyle alıyoruz. Ama Türkiye'mizde başarılar ödüllendirilmediğini bilin. Bunu bilin. Evet. Şimdi bunu anlattık. Suça denk ceza olacak. Hidayete peygamberimizi doğru yola getiren, doğru dine getiren, Hazreti İbrahim'in dinine götüren Allah'ın olduğunu söyledi. Ardından peygamberimiz de namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm Allah'a ait olduğunu söyledi. O Allah ki onun dengi yoktur, eşi yoktur. Ve bununla emrolunduğunu ve Hazreti Peygamber'in bir numaralı Müslüman olduğunu söyledi ve bitirdi burada. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin. El-Fatiha.